Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını ciddi boyutlara ulaştı. Vaka sayısı 10 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 150'yi buldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, COVID-19'la mücadele görev gücü basın toplantısı düzenledi. Ülkedeki son durumu anlattı. Artık kimsenin sakin kalmasını istemiyorum. Gençlerin gidip sahillerde, lokantalarda büyük gruplar halinde toplanmasını istemiyorum. Kendilerini yenilmez sanıyorlar ama evlerine, aile büyüklerine bir sürü kötü şey yaşattıklarını farkında değiller. Kendimi bir savaş zamanı başkanı gibi görüyorum diyen Trump, solunum cihazlarına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Solunum cihazlarına ihtiyacımız var. Şu anda elimizde binlerce cihaz bulunuyor. Bu kulağa fazla bir rakam gibi gelse de öngörülemeyen bir durumla karşı karşıyayız. Kimse bu kadar çok kişinin etkilenmesini beklemiyordu. Amerika'da alınan tedbirler çerçevesinde Trump ilk olarak Kore Savaşı'nda kullanılan Savunma Üretim Kanunu isimli yasayı devreye sokacaklarını ilan etti. Böylece Trump, koruyucu maske ve solunum cihazları gibi malzemelerin üretilmesi için sektöre talimat verme imkanına sahip olacak. Trump, toplantı boyunca ısrarla Çin virüsü ifadesini kullandı. Çin'den gelen açıklamalara yanıt verdi. Bu ırkçı bir söylem değil. Çin haksız yere ABD ordusunun virüsü oraya götürmekle suçluyor. Ben başkan olduğum müddetçe böyle bir şey olamaz. Virüsün kaynağı Çin'dir. Salgınla mücadelede alınan ekonomik tedbirlere de değindi. Önlemler kapsamında New York'a ve Batı yakasına hastane gemileri gönderilecek. Doktorlar kendi eyaletleri dışında da görev yapabilecek. Şu zamana kadarki en iyi ekonomiye sahiptik. Ama bu düşmanı yenmek için bazı adımlar atmak zorunda kaldık. Yaralan Doktor Deborah Birx de virüsün sadece yaşlıları değil, gençleri de etkileyebileceği uyarısında bulundu.